Evet değerli izleyenler, bir hafta sonu daha Cahit Hocam'la birlikteyiz. Hafta sonu oynanan karşılaşmaları tek tek ayrı ayrı yorumlayacağız. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Hocam biz yine amatörlerden başlıyoruz. Amatörler deyince de U16'lardan en alt kategoriden başlıyoruz. Siz hafta sonu Gönen'deydiniz ve Tayfun Spor, Gönen Spor karşılaşmasını izlediniz. Bu karşılaşmada Tayfun Spor 1-0 mağlup başlamasına rağmen maçı 3-1 aldı. Gönen Tayfun Spor'u nasıl buldunuz hocam Gönen karşısında? Şimdi iki Gönen takımında ezeli bir rekabet var tabii. Bu maçta rüzgarın dediği oldu. İlk yarı rüzgar üstüne alan, rüzgar arkasına alan Gönen Belediyespor bir korner golüyle öne geçti. Kaptan Serhat çok güzel topu çevirdi. Rüzgarın da yardımıyla kaleci Mert'in bakışlar arasında, Mert'in biraz fiziği yetersiz Tayfun kalecisi, evet. 1-0 öne geçti. Tribünde bir an sessizlik çünkü Gönen Belediye'nin hiçbir şansı kalmadı. Oysa Tayfun'un Bandırma Spor karşısında şansı var. Devam ediyor. Fakat Gönen Tayfun maçı bırakmadı. İkinci yarıda rüzgarı arkasına alarak golleri çabuk arka arkaya buldu. Bilhassa Birkan'ın bitirici noktalardaki ustalığı ile arka arkaya bulduğu gollerle maçı 3-1'e getirdi. Sonuçta beklenen skor alındı. Ve sahadan istediğini alarak ayrılan taraf oldu sevgili Zeki. Maçın genel değerlendirmesi bu. Mevkilere bakacak olursak Gönen Belediye'de kalecinin fiziğinin çok iyi olduğunu, maçı çok dikkatli takip ettiğini söyleyebilirim. Kaptanları sakat, maskeli oynamak zorunda kaldı. Evet. Tabii maskeli oynama olayı amatör kümeye kadar sıçramış durumda. Kendisine geçmiş olsun buradan diyorum. Gönen Belediye'nin stoperinin çok güçlü bir isim olduğunu söyleyebilirim. Kaptan Serhat gününde değildi. Çok bir vasat çizgide maçı tamamladı. Evet. İkinci yarıda sol açık kesiminde kendini sola saklayarak oynamaya çalıştı. Bir penaltı kaçırdı 3-1'den sonra. Tamamladı ama hakem kural ihlali yaptığı için golü vermedi. Biliyorsun ikinci bir adamla oynaması gerekir. Burada 8 numara çok koştu orta sahada, çok çalıştı. Gönen Belediyespor'un orta sahasındaki bu 8 numara oyuncuyu kardeşimi kutluyorum. Santrafor Barış da çok kuvvetli. Biraz daha hız kazanırsa Gönen Belediye'ye gelecekte çok iyi işler yapar diye düşünüyorum. Evet. Gönen Tayfun'a gelince şampiyonluk adaylarından biri, Bandırma Spor'un şampiyonluktaki en büyük rakibi Gönen Tayfun. Mert 7 gol dışında fazla bir hata yapmadı. Fiziğinin kurbanı oldu. Biraz daha fiziki gelişimini sağlarsa çok yetenekli bir eldiven. Refleksleri çok iyi. Defansı Görkem ve Erdem toparladı. Erdem kontrollü oynuyor. Görkem de sağlam diyebilirim. Hüseyin dikkatli. Sol bek Okan bilekleri çok iyi olmasına rağmen biraz ağır bir futbolcu. Orta sahada Enes tek top oynamalı. Fiziği çok küçük, zayıf. Topla fazla oynadığı zaman sahada kayboluyor. Birkan durup oynadı. Birkan vasattı ama yine skorer görevini başarıyla yerine getirdi. Geldi mahvetmeyen bir futbolcu. Devamlılık kazanmalı. Kaptan Fatih oynadığı dakikalar, sahne aldığı dakikalar etkiliydi. Devamlılık kazanmalı. Serhat'ı akıllı, Beysolay'a mükemmel raket gibi olan bir futbolcu. Biraz yorgun buldum. Çok maç oynaya artık. Bunlar okul maçlarıyla bir sezonda en az 40 maç oynuyorlar. Okul maçları da geldi. Evet, arka arkaya geldi. Serhat her zamanki kaliteli kumaş. Santrafor Oktay da kuvvetli, yetenekli. Yalnız topa doğru gitmeli, ayağına top beklememeli. Yani Gönen Tayfun ikinci yarıdaki oyunuyla haklı bir galibiyet aldı ve ümitlerini son haftaya Bandırma Spor maçına taşımış oldu. Şansını final maçına taşıdı Tayfun Spor. Tayfun Spor'u kutluyoruz. Evet hocam, 16 gençlerde son haftaya girerken puan cetveli ne diyor bize? Puan cetveli şampiyonluk şansının son haftaya kaldığını söylüyor. Lider Bandırma Spor, Gelişim Spor'la oynamadan 3 puanı hanesine yazdırınca puanını 13'e taşıdı. Gönen Tayfun, Gönen Belediye galibiyetiyle puanını 10 yaptı. Arada 3 puan fark var. Gönen'de oynanacak karşılaşmayı Gönen Tayfun kazandığı takdirde Gönen Tayfun şampiyonluk turuna atacak. Çünkü Bandırma'daki maç 0-0 berabere bitmişti. Yalnız burada bir ikilem var. Yetkililere sorduğumuzda bazıları diyor ki ikili avaraj önemlidir. Yani iki takım arasındaki maçlara bakılır. Bazıları da üçüncü bir maç oynanır diyor. Bunun en doğru cevabını ASKF'nin o sayfasına baktığımızda göreceğiz. Evet. Onu araştırdığımızda kesin sonuç çıkacak. Bence üçüncü maça gerek yok. Burada ikili avaraja bakılmalı. İki takım arasındaki oynanan maçlara bakılmalı. Bugüne kadar da öyle Gönen Tayfun kazanırsa şampiyon olmalı. Ama son sözü yine
önceden alınmış ASKF kararlarının belirleyeceğini söylemeliyim. Evet, bu karşılaşmanın ilk karşılaşma Bandırma'da oynandı. Oynan. Berabere kalındı. İkinci karşılaşma Gönen'de oynanacak. Yani Tayfun için bu bir avantaj oluşturur mu? Oluşturur. Yani ne bekliyorsunuz? Ne olur bu karşılaşma sonucu? Şimdi Gönen bir sağ avantajını kullanacaktır ama Bandırma Spor çok güçlü ve istim üzerinde. Evet. Bandırma Spor'da iç sağ, dış sağ diye bir şey fark etmiyor. Tanımaz. Üç ihtimali bir karşılaşma. Buradaki maçla oradaki maç ayrı ayrı düşünülmeli. Bandırma Spor'da Gönen Tayfun dikkatli olmazsa Gönen'i orada şaka yapabilecek durumda bir takım. Ya bunun da 3 neticeli bir üç karşılaşma bizi bekliyor. İhtimalle. Yalnız Gönen Tayfun da şampiyon olmak için maça çok iyi asılacaktır. Çok iyi motive olacaktır. Yalnız Gönen Belediye önündeki oyun Bandırma Spor karşısında kendilerine yetmez. Gönen Tayfun şimdi bu maçı iple çekiyor. Evet. Bandırma Spor'u yenip şampiyonla kucaklaşmak istiyor. Ben her iki takıma da şimdiden başarılar diliyorum. İkisi de bizim çocuklarımız. Gelecek onların iyi oynaya kazansın diyorum. Evet, biz U16 Gençler Ligi'nde sezonun finali olarak bu karşılaşmayı izlemek istiyoruz. İnşallah cumartesi günü birlikte gider, karşılaşmayı Gönen de izler ve geniş bir yorum yaparız hocam. Evet. Böylelikle bir U16'ları geçtik hocam, sana geldi. İkinci küme U19'da haftanın sonuçlarını bir alalım önce. Haftanın toplu sonuçlarında 7. haftada sevgili Zeki, Gönen Karşıyaka, Gönen Reşadiye'yi 4-2'lik bir sonuçla uğurlayınca bitime 3 hafta kala şampiyonunu ilan etti. Evet. Çünkü bundan sonraki maçları Paşa Çift ve Kızıksa ligden çekilmiş olacağından evet. Artık Gönen Karşıyaka'yı şampiyon takım olarak alkışlıyoruz. Sarıköy Gündoğan Çeltik karşılaşma son haftaların en formlu takımı Gündoğan Çeltik. Gönen Karşıyaka'dan sonra gitti Sarıköy'ü, Sarıköy'de de yendi. Sarıköy'ün ümitlerini tamamen sahaya gömmüş oldu. Gündoğan Çeltik'in bir iddiası yok ama ikinci yarının en başarılı takımı diyebilirim. Kızıksa Paşa Çiftlik maçı da zaten her iki takım da ligden çekildiği için oynanmadı sevgili Zeki. Evet hocam, teşekkür ederim. Siz Gönen'de şampiyonluğun zirve adaylarından Karşıyaka'yla Reşadiye'nin maçını izlediniz. Bu karşılaşma yorumunu yapar mısınız hocam? Peki sevgili Zeki. Gönen Karşıyaka daha disiplinli oynadı Reşadiye'ye göre. Maçın kırılma anı Gönen Reşadiye'nin kaptanı Okan'ın oyun dışı kalmasıydı. Biraz sinirli bir futbolcu, agresif. Oyunun erken dakikalarında 10 kişi bırakınca takımını Gönen Reşadiye'nin gardı düştü. Bundan sonra ipi, sazı tamamen eline Gönen Karşıyaka geçirdi. İstediği gibi oynadı, golleri sıraladı ve çok güçlü bir rakibini Gönen Reşadiye'yi çok kolay geçmiş oldu. Maçın kırılma anı kaptan Okan'ın kırmızı kart görmesi. Oyundan atılmasıydı. Bakıyorum Gönen Karşıyaka'da sağda Rıza'yı beğenirim, güçlü. Bindirmeleri iyi olan bir futbolcu. Fakat bu bindirme sayısını arttırması lazım. Defansta 42 numaralı Hakan topluyor. Çok dikkatli bir oyuncu. Maçın yıldızı bence Gönen Reşadiye'de 77 numaralı Nurettin'di. Çok çabuk, çok akıllı, çok dikine oynayan. En başarılı futbolculardan biri Nurettin. Nurettin'i buradan alkışlıyorum. Biraz sonra Emre'ye de geleceğim. Cin gibi gol koklayan, çok şeytani bir zekası olan bir arkadaş. Ahmet top kullanımı iyi ama devamlılık kazanmalı. Bunun dışında Alperen üçüncü golü nefis bir gol attı. Ayakta alkışlanacak bir goldü Alperen'in golü. Samet itmansız bir görünüm çizdi. Sabit oynadı, top ayağına bekledi. Maçı Gönen Karşıyaka'ya her zamanki gibi yine Emre getirdi pır pır. Bu kez doğru yerde oynatıldı, kanatta oynatıldı. Her kontratakta Emre vardı. Daha evvel Sarıköy'de izlemiştim kendisini. Sağ tarafı oynatılıyordu. Gerçekten doğru yorumlandı. Eğer bu futbolcu gezinirse, yani Gönen Karşıyaka'nın geçemeyeceği rakip olmaz diyorum. Geleceğe bir yıldız geliyor. Emre ve Nurettin'i bu takımda bu maç için ayrıca alkışlamak istiyorum. Gönen Reşadiye'de Okan çıkınca oyun planları tamamen bozuldu. Bir de ilk yarıda rüzgar üstü oynamalarına rağmen dörtlü defansta ısrar ettiler. Çakılı oynadılar. Mehmet Hoca bunu 30. dakikada görebildi. Kenardan devamlı defansına çıkma uyarısı yaptı ama çok geç bir uyarıydı bu. Maç başlamadan evvel söylenmesi gerekirdi. Rüzgar üstü oynayan bir takımın dörtlü savunma yapmasına gerek yoktu. Hemen 4-2-4'e yani 3-5-2'ye geçmeleri gerekirdi. Bunu yapmadılar. Uzun toplarla oynamaları gerekirdi. İlk yarıda Gönen Karşıyaka Reşadiye'yi uyuttu. İkinci yarıda da istediğini aldı. Burada Gönen Reşadiye'de dikkatimi çeken Oğulcan. Fiziği çok iyi, dikkatli diyebilirim. Kaleci Kerem'i
yine dikkatli buldum. Gol yeme, 4 gol yemesine rağmen çok dikkatli maçı yaşadı. Evet. Fiziği çok iyi olan bir kaleci. Güray çalışkan ve mücadeleci orta alanda. Okan, beklediğim Okan'dan çok çok uzaktı. Okan'ın kendisini maça veremediğini gördüm. Herhalde yorgun, bazı düşünceleri olan bir çocuk. Okan kendini maça verdiğinde bu ligin en iyi topçularından biri. Okan'ın en kısa zamanda toparlanacağına inanıyorum. 11 numara Eren, teknik kapasiteli bir topçu. Oktay, iyi bir gol koklayan bir isim. Gönel Reşadiye'de. Fakat ayağına top bekliyor. Topa giderse, Okan gibi futbolculara kendini gösterirse gelecekte o da iyi işler yapabilir. Ama bu maçta hak eden kazandı. Gönel Karşıyaka bitime 3 hafta kala aldığı galibiyetle şampiyonluğu kucakladı. Ben Gönel Reşadiye genç takımını yürekten düzeltiyorum. Gönel Karşıyaka genç takımını yürekten kutluyorum sevgili izleyiciler. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Böylelikle biz U19 Gençler Ligi'ni noktalarken bu hafta bizi hangi karşılaşmalar bekliyor bu ligde? Artık bu ligin havası kaçtı sevgili Zeki. Bu maçlar formalite maçları, evet, oynanacak. Kızıksa ve Paşa Çiftlik çekildiği için Gönel Karşıyaka Paşa Çiftlik önünde oynamadan hükmen kazanmış olacak. Puanını 21'e taşıyacak. Yine aynı şekilde Gündoğan Çeltik Kızıksa'yı oynamadan 3-0'la geçecek. Puanını 15'e taşıyacak. Gündoğan Çeltik ikinci yarı çok iyi bir performans sergiledi. Düşün, hem Karşıyaka'yı hem Reşadiye'yi geçmesini bildi. Sarıköy'ü geçmesini düzeltiyorum. Haftanın maçı Gönel Reşadiye ile Sarıköy arasında oynanacak. Formalite bir maçı ama Gönel Reşadiye'yi Okansız da olsa yine galibiyeti bir adım yakın görüyorum. Sinan kıpırdarsa Sarıköy'de başka sürpriz sonuçlar da çıkabilir. Yani ilk maçı Gönel Reşadiye deplasmanda 3-2 kazanmayı başarmıştı. Formalite maçı, artık bu ligin tadı tuzu kalmadı sevgili Zeki. Evet hocam, teşekkür ediyorum. 19'lar Gençler Ligi'ni noktaladık. Sıra geldi 2. amatör grubu A grubuna. 2. amatör grubu küme A grubunda bitime bir hafta kala Karşıyaka şampiyonluğunu ilan etti. Haftanın toplu sonuçlarını buradan bir alalım hocam. Evet, Gönel Karşıyaka'nın Bostancı maçını kazanacağını %99.9 herkes biliyordu. 3-0'la geçti ve şampiyonluk turunu attı. Bitime bir hafta kala Gönel Karşıyaka geçen hafta, daha belki hafta Marmara Adası'nın deplasmanında yenerek zaten şampiyonluğa çok yaklaşmıştı. Bostancı maçında da şampiyonluğu tescil etti ve kendilerini yürekten kutluyorum Gönel Karşıyaka'yı. Haftanın derbi maçında, Adalar derbisinde Avşa, evet, ona Marmara Adası'na 3-2 geçti. Haftanın toplu sonuçlarını değerlendirmeye çalışıyorum. Şimdi onu daha sonra soracaksın zaten. Avşa'yı çok iyi buldum. Disiplinli oynadı. Haklı bir galibiyet aldı. Avşa'yı buradan alkışlıyorum. Detaya biraz sonra gireceğim. Üzülme de oynamadan Havuççay'ı 3-0'la geçerek tırmanışını sürdürdü. Cihat'ta bir kıpırdama görüyorum ben Üzümlü Spor'da. Evet. Evet, o zaman tekrar biz ezeli rekabete gelelim hocam, Adalar rekabetine. Ligin ilk karşılaşmasında Marmara Avşa'yı yendi ama Avşa da rövanşı pazar günü aldı. Aldı. Evet, böyle bir sonuç bekliyor muydun? Vallahi şimdi geçen haftaki yorumlarımda Marmara Adası'nın takım tam kadro gelip gelmeyeceği konusunda endişelerim vardı. Disiplinli bir şekilde geldiler. Eksik falan deseler de sadece Kaptan Mustafa oyunun ilk bölümleri sakatlanarak çıktı. Avşa çok iyi hazırlanmış bu maça, çok iyi bilenmiş. Yani çok iyi top oynadı. Avşa belki de sezonun en iyi topunu oynadı sevgili Zeki. Evet. Ben Avşa'yı buradan ayrıca tebrik ediyorum. Bu kaptanlara Hakan orta sahada basmadı, yer bırakmadı. Sezona sağ bek başlamıştı. Hakan artık doğru yerde doğru şekilde yorumlandı. 7 numaralı genç de çok koştu. Takımı oynadı. Avşa Spor orta sahada çok iyiydi. 10 numara Kemal var. Ayak bilekleri çok iyi. Eski kumaş kaliteli. Ama tabii itmansız, ne yaptığını bilen, sahada bilinçli hareket eden kaliteli futbolculardandı. Ercan da eski Ercan'dan güzel çizgiler verdi. Sprintleriyle, rakip arkasına yaptığı koşularla etkili oldu. Santrafor Hakan yine kaliteli bir kumaş. Aynı Kemal gibi. Ben Avşa Spor'u baştan sona tebrik ediyorum. Ben Avşa Spor'dan açıkça söyleyeyim beraberlikten farklı bir sonuç, evet, beklemiyorum. En fazla beraberlik bekliyordum. Marmara Adası'na unutamayacağı bir ders verdi. Marmara Adası'na gelince onlar da tabii geçen haftanın moralsizliği etkisindeydi. Seyirci zaten, seyirci sayısı birden düşmüştü. En çok kantincinin canı sıkıldı bu işi. Geçen hafta hastalık, evet, rekorun kırıldı. Çay içme rekorun kırıldı. Marmara geliyor deyince de onun da bir beklentisi oldu. Tabii ki tatlı bir beklentisi vardı. Tribünler yine boştu. Hava soğuktu.
Ama yine 5-10 taraftar, her iki taraftan toplam 20-25 kişi seyretmeye çalıştık. Maçın kalitesi iyiydi fakat tribünü zayıftı. Geçen haftaya göre kıyaslanmayacak derecede. Yani boş yerlerin sayısı çok fazlaydı. Sadece Kaan sabit oynadı. Kaan iyi bir futbolcu. Kaan'ın mutlaka gezdirilmesi lazım. Serbest oynatılması lazım. Çakılı oynamaması lazım. Kaan'ı çalıştıramadıkları için Marmara Adası rakip kalede etkili olamadı. Kaptanları Mustafa'nın sakatlanması bu takım adına büyük şanssızlıktı. Bunun dışında 11 numara Selim'in çok pırpır, çabuk bir futbolcu olduğunu söylemeliyim. Emekten Nurettin gençlere taş çıkarttı. Yine çok koştu. Çok ama istediği evet. topları alamadı. Marmara Adası defansı Ahmet ayakta tutmaya çalıştı. Marmara Adası'nın aklı sanki geçen haftaki maçta kalmıştı. Bu konuda karşısında da diri bir Avşaspor bulunca sonucu imzalamak zorunda kaldı. Burada Avşaspor'u oynamış olduğu başarılı oyundan dolayı kutluyorum. Gelecek yılları şimdiden kendilerine başarılar diliyorum. Bu da gösteriyor ki gelecek sezon bu grupta iyi karşılaşmalar izlenecek. Avşa ve Marmara Adası çekişmesi gelecek sezon daha güçlü olacak diye düşünüyorum. Evet hocam teşekkür ediyorum. O zaman biz A grubunun bitimine bir hafta kala puan cetveli bize ne diyor bir de ona bakalım. Puan cetveli Gönen Karşıyaka'nın şampiyon olduğunu söylüyor. 6 puan açtı Marmara Adası ile aradaki farkı. Son hafta formalite maçına çıkacak. Marmara Adası 19. Artık bu puan bu grup hakkında konuşmaya gerek yok. Üzümlü puanı 9'a çıkardı. Avşa'da sessiz sedasız puanını 18'e taşıdı. Marmara Adası'nın 19, Avşa'nın 18 puanı var. Fakat Gönen Karşıyaka ipi göğüslediği için artık bu konuşmalarımız evet, kuponun sahibi oldu. Diyoruz. Tamamen tebrik ediyoruz. Diğer takımlar ümitlerini gelecek yıllara, gelecek sezonlara bırakmış oldu sevgili Zeki. Gelecek sezon Mavi Beyazlı ekibi birinci kümede izleyeceğiz. O zaman biz hocam A grupta gelecek haftaki karşılaşmalara bir bakalım. Bakalım sevgili Zeki. Şampiyon Gönen Karşıyaka Avşaspor'u ağırlayacak. Avşaspor için çok iyi bir deneme maçı. Avşa Marmara maçındaki gibi iyi top oynarsa şampiyona burada sürpriz yapabilir. Ben evet. İlk kez Avşaspor'u beğendim bu sezon. Disiplin çıkacaklardır. Kaldı ki Bandırma'da oynanıyor bu karşılaşma. Şu anda bana verilen cetvelde Bandırma'da değil, Gönen'de oynanıyor. Gönen Karşıyaka'da şampiyon takım olarak Avşaspor'u yenmek isteyecektir. Puan hedefi olmamasına rağmen çok çekişmeli bir karşılaşma evet. bekliyorum. Amatör spor severlerin bu karşılaşmayı izlemeleri gerekli diye düşünüyorum. Avşaspor oraya puan ya da puanlar için gidecektir. Yani şampiyona kendi hesapları içerisinde evet. bir puan dersi vermek isteyecektir. Çok ilginç bir karşılaşma. Marmara Adası maçlarını tamamladı. Son hafta Uçça ile oynamadan 3 puanı hanesine yazdıracak. Üzümlü Bostancı maçında da Üzümlü 3 puana daha yakın. İlk yarıdaki maçı Üzümlü 4-0 kazanmıştı. Üzümlü Bostancı yener diye düşünüyorum sevgili. Düşünüyorsunuz. Evet teşekkür ediyorum. Böylelikle biz de A grubunu noktaladıktan sonra ikinci amatör küme B grubunda haftanın toplu sonuçlarıyla başlayalım yorumumuza. Erdek şampiyonluğa çok yaklaşan, artık şampiyon gibi görülen Erdek Düzler Tuzakçı'yı 4-0'la uğurladı. Şampiyon diyebiliriz artık çok rahatlıkla. Derbi maçta Reşadiye Gündal Çadık'la 1-1 berabere kaldı. İki güçlü rakip yenişemediler. İddiası kalmamıştı bunların. Çünkü bu da Düzler işine geldi. Hiç önemli değil. Derdek Düzler kendi işine bakıyordu. Çünkü zorlu maçları kazanmasını bilmişti. Göbel Musakça maçından da dostane bir sonuç, 2-2'lik bir sonuç çıktı. Şimdi esas haftanın tabii bütün gözler şampiyonluğa çok yakın olan Erdek Düzler Tuzakçı maçındaydı. Bu maçta da sen vardın. Nasıl gördün? Evet, bu maçta şampiyonluğa çok yakın. Vardık, bu Erdek Düzler. Erdek'te Erdekli önce taraftar olarak kendi takımını gördü Düzler'le. Biz ona Kayıpşehir'in çocukları diyoruz. Kayıpşehir'in çocukları Düzler spor forması altında birleşti. Başkan da izledi bu karşılaşmayı. Hatta başkan acaba seneye Düzler Spor'u da mı alsam diye latifede dahi bulundu. Oradan başkana Şadi Bayraktar başkana Düzler Spor'un başkanına da 4 tane oyuncuyu da seneye Erdek Spor kadrosunda görmek istiyorum dedi. Bu Erdek takımının taraftarıyla bütünleştiği anlamını gösteriyor. Böyle bir beklenti vardı. Düzler Spor bu açığı kapatmış oldu. Yani Erdekli spor severler Erdekli futbolcudan oynamasını evet. istiyor. Forma giymesini istiyor. Böyle evet. bir sonuç çıkarabiliriz. Böyle bir sonuç çıktı. Maça da gelince tabii ki Tuzakçı Spor'la Düzler Spor arasındaki kalite farkı çok farklı. Bunu eze eze gösterdi Düzler. İkinci yarı
Mehmet Hoca gençleri takviye etmek suretiyle biraz daha oyunu gezindirdi ve gol atmaya yönelik değil de bir futbol gösterisi şeklinde yani gençleri golüsü, kazanmaya tabii, yönelik o şekilde değişiklikler zaten yaptı. Zaten Tuzakçı Spor'un da yedek kulübesi çok zayıftı. Bir oyuncusu vardı. Onu da aldı bir oyuncusu sakatlandıktan sonra. Dolayısıyla yani skoral değil sahada bir futbol gösterisi şeklinde bir 90 dakika oynandı. Sonuçta normal bir sonuç. Beklenen yoksa, sonuç beklenen alındı sonuç, diyorsun. İsteseydi Düzler herhalde daha farklı olabilirdi ama golle ilgili bir düşünceleri yoktu. Özellikle ikinci yarı ayağını gazdan biraz çekti. Evet, aynen öyle oldu. Peki. Evet hocam biz o zaman Düzler Tuzakçı maçını geçtik. Puan cetvelini bir yorumlayalım. Puan cetveli son haftaya girilirken şampiyon olabilmesi için Erdik Düzler'e bir puanın yeteceğini söylüyor. Erdik Düzler'in son hafta maçını Musakçeli oynayacak. Evet. %99.9 Erdek Düzler bu maçın favorisi. Büyük konuşmayı sevmem. Kağıt üzerinden konuşuyorum. %99.9 Erdek Düzler kazanacak ve şampiyonluk turunu atacaktır. Başkan Şadi Bayraktar bunun müjdesini 3 hafta evvel vermişti. Evet. Biz de şaşırmıştık. Demiştik ki kendisine ne oluyor şampiyonluk zaten. Çok erken kurmuştuk. Evet. Demek ki bir bildiği varmış. Dedi evet. Sizi 26 Nisan akşamı yemeğe de şampiyonluk gecesine evet. Davet ediyorum dedi. İleri gören bir başkanmış. Bakalım %99.9 Şadi Bey'in söyledikleri çıkacak. Evet. Bakalım biz şimdiden ben büyük konuşmayı sevmem ama şampiyon olarak Erdek Düzler Spor'u buradan alkışlayabiliyorum. Çok rahat bir şekilde. Diğer maçlara gelince sevgili Zeki bakalım Gündoğan Çeltik 20, Reşadi 19. Gündoğan Çeltik'in mucizevi bir beklentisi var. Musakçı Erdek Düzler'i yenecek. Evet. Gündoğan da Göbel Spor'u yenecek. O zaman Gündoğan Çeltik şampiyon olacak. Yani %1. %1. Evet. Olmayacak bir şey ama ben matematiksel konuşmayı severim. Çok bir mucizevi bir sonuç bekliyor. Erdek Düzler Spor'u kısaca şampiyon takımı olarak buradan alkışlayabiliriz. Yönetiminden futbolcusuna, yedeklerine, her şeyine kadar Erdek Düzler'i şampiyon takımı olarak buradan tebrik evet, ediyorum. Hocam, ben bir konuya girmek istiyorum. Göbel'de oynanan Musakça maçında Göbel Spor ilk yarıyı 2-0 önde bitiriyor. İkinci yarı Musakça 2 gol atıyor. 2-2. Yani Bandırma'da oynanan karşılaşma da 2-2 bitiyor. Göbel'de ve Surluk'ta oynanan Göbel Spor karşılaşması da 2-2 bitiyor. Ancak burada enteresan bir ayrıntı var. Musakça Spor'un iki golünü de kaleci Murat atıyor. Biz kaleci Murat'ı beğeniyorduk kaleci olarak bildiğiniz gibi ama iki gol atması da... Nasıl kaleyi bırakıp da mı? Evet, aynı şekilde oluyor. Birini penaltıdan atıyor. İkincisi de son dakikalarda ne kazanıyor? Bir frikik atışında gidiyor kafayla topu ağlara gönderiyor ve karşılaşma çok enteresan, belki de bu sezonun en ilginç karşılaşması olarak kayıtlarımıza geçiyor. Golleri de Murat evet. Diyor. Golleri de Murat atıyor. Çok enteresan çok, bir çok ilginç, karşılaşma. Çok ilginç. Murat'la bu konuyu da. Daha sonra ikili bir mülakat yapmak suretiyle sezonun genel değerlendirmesini alacağız. Ben de sana bir soru sorayım. Murat gelecek sene Musakçı'da santrafor mu oynar, kaleci mi oynar sence? Demek ki Cavit Hocam'la yaptığımız röportajda hoca ona demiş ya, sen demiş 11 formanın 11'inde giyebilecek yeteneğe sahipmişsin. Demek ki Murat her yerde oynayacak bir topçu ama biz onu kaleci olarak beğeniyoruz. Sana bir kopya vereyim o zaman. Galatasaray'ın ünlü kalecisi Muslera da santrafordan gelen bir kaleci. Evet. Santrafor oynamış. Santrafor oynayan kalecilerin büyük avantajı var. Demek ki oyuncular istekli olacak. Şimdi yani, santrafor oynayan kaleci evet. Santrafor ne yapacağını biliyor. Ona göre önlem alıyor. Evet. İşte Murat'ta da o özellik var demek ki. Hem santrafor oynamış hem kalecilik yapıyor. Evet. Onun için golleri atmakta zorluk çekmemiş. Evet, Murat'ı ayrıca buradan kutluyorum. Tebrik ediyoruz. Ve ikincili amatör küme B grubunda son haftanın karşılaşmalarına bir göz atarak bu yorumumuzu noktalıyoruz. Son hafta Musakça Erdek Düzler maçı. Erdek Düzler'in şampiyonluk turunu atacağı bir maç olması bekleniyor. Hocam bu arada bir ekleme yapmak istiyorum. Buyur. Son dakika gelen haberlerde Göbel'in çekildiği doğrultusundaydı. Kesin olmamakla birlikte. Olabilir. Olabilir. Gündoğan Çelte 3-0 hükmen yazarız o zaman. Evet. Ama biz esas Erdek Düzler maçında olacak bizim bütün dikkatimiz. Bandırma Spor, Hatay Spor maçı izin verdiği ölçüde. Evet. Biz Erdek Düzler Musakça önünde galibiyeti alıp şampiyonluğu yakalamak isteyeceğiz. Beraberlik de yetiyor bu maçta kendisine.
Tuzakçı Reşadiye maçında da tam bir formalite maçı. Reşadiye deplasmanda da olsa Tuzakçı'yı devirebilecek güçte. Evet. İlk yarıdaki maçı 5-0 kazanmıştı. Şimdi biz Erdek Düzler Spor'un şampiyonluk turuna hazırlanıyoruz sevgili Zeki. Son evet. hafta itibarıyla. Hocam teşekkür ediyorum. Böylelikle amatör kümede U16, U19 Gençler Ligi'nden sonra ikinci amatör kümede A ve B gruplarını yorumladık. Diğer yorumlarımıza görüşmek üzere.